Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün salona geçtim, şöyle koltuklara rahatça oturdum, bağdaşımı kurdum. Hazır indirim haftasıyken indirimden alınması gereken benim favori ürünlerimi sizinle paylaşmak istedim. Yani bir indirim alışverişi önerilerinde bulunacağım size. Gratis, Watsons ve Rossmann'larda satılan ürünleri tercih etmeye çalıştım ve nispeten uygun fiyatlı ürünleri tercih etmeye çalıştım. Tabii ki seçtiğim her ürün benim favorim olan ürünler. O yüzden hadi daha fazla lafı uzatmadan ürünlere geçelim. Ürünleri makyajı yaptığım sırayla anlatacağım. O yüzden ilk olarak bazlarla başlıyorum. İki tane baz seçtim. Bunlar farklı amaçlarla kullanılan bazlar. O yüzden iki tane seçtim. İlk olarak bende çok sık gördüğünüz NYX'in Porphyllo Gözenek Gizleyici Bazı. NYX'in bu bazı ihtiyaca yönelik bir baz. Eğer gözenek problemi yaşıyorsanız, fondöten üzerinde gözenek görüntünüz sizi rahatsız ediyorsa kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir baz. Benim de ne kadar sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Bu benim bitirdiğim ikinci NYX bazım. Bunun muadili pek çok ürün var ama bence en başarılısı bu. Benim elimdeki bütün gözenek gizleyici bazları değerlendirdiğim bir videom var. Onun linkini buraya bırakırım. Oradan izlersiniz. Diyebileceğim çok bir şey yok. Watsons'larda satılıyor ve şu anda da indirimde diyebiliyorum. Mutlaka eğer gözenek problemi yaşıyorsanız bir şans verin derim. İkinci önereceğim baz ise ışıltılı bir baz. Bu Golden Rose'un Liquid Glow Illuminator Tinted Prime Highlighter Starlight rengi. Yaz ayları geldi ve yazın ben ışıltılı makyajları kullanmayı çok seviyorum. O yüzden bu ürünü makyaj altına yüzümün yüksek yerlerini uygulayabiliyorum. Yüzümün tamamını uygulayabiliyorum. Fondötenime karıştırabiliyorum. Bazen de makyajımın üzerine aydınlatıcı olarak kullanabiliyorum. Gerçekten çok işlevsel ve güzel bir ürün. Gramajı da oldukça fazla. Bu 30 ml'lik bir ürün. Şöyle pompa bir ucu var. Kullanımı gayet kolay. Rengi de gerçekten çok güzel. Fondöten için ise kuru ve karma ciltler için ve karma yağlı ciltler için iki tane fondöten tercih ettim. İlk olarak Maybelline'in Affinity tonu. Maybelline'in Affinity ton fondöteni benim kuru ciltte kullanmayı en sevdiğim fondöten. Islak bitişli, akışkan bir yapısı var. Orta kapatıcılıkta ve yüzde asla maske gibi durmuyor. Su bazlı bir fondöten. Ciltte dediğim gibi ağırlık yapmıyor. Kapatıcılığı orta olmasına rağmen siz ikinci kat geçerek bunu arttırabilirsiniz. Gerçekten güzel bir fondöten. Bunu karma ciltlerde T bölgesini sabitleyerek kullanabilirler ama yağlı ciltler için biraz fazla gelebilir. Karma ve yağlı ciltlere önerdiğim ama her cilt tipi için kullanılabilecek fondöten ise Maybelline'in Fit Me fondöteni. Bu fondöten yarı mat bitişli bir fondöten. Bu yüzden de cildinizdeki yağ kontrolünü dengeliyor. Ama tam bir matlaşma söz konusu olmadığı için kuru ciltlerde çok rahat kullanabilir. Altını iyice nemlendirerek. Bu fondötenden ben ikinciyi kullanıyorum. Gerçekten çok başarılı ve zaten bende çok sık görüyorsunuz. Yapısı gayet hafif, cilde ağırlık yapmıyor. Kapatıcılığı orta. Eğer isterseniz arttırmak adına ikinci katı geçebilirsiniz. Asla ciltte maske durmuyor. Eğer çok cildiniz böyle problemli değilse bu iki fondötende de ikinci kata ihtiyaç duyacağınızı sanmıyorum. Kapatıcılıkları gayet güzel. Kapatıcı için de yine iki tane ürün seçtim. Benzer özellikte ürünler ama biri daha kolay bulunurken biri bir tık daha zor bulunuyor. İlk olarak NYX'in HD Concealer'ı bendeki CW02 rengiymiş. Bu concealer orta kapatıcılıkta, göz altlarında ağırlık yapmayan, güzel kapatan ve aydınlık efekt veren bir concealer. Tek püf noktası uygulama yaptıktan sonra hemen dağıtmanız gerekiyor. Çünkü bekletirseniz oksitlenebiliyor. Uygulama yaptıktan sonra ne bir oksitlenme ne göz altlarında bir birikme ya da çizgilere dolma, kuruluk yapma gibi bir problemi yok. Diğer concealer ise Maybelline'in Fit Me Concealer'ı. Bundaki rengim de 15.
Fitmi'lerin hem fondötende hem de concealer'da renk skalası biraz değişik. Numara olarak daha düşük olan bazen daha koyu olabiliyor. O yüzden mutlaka deneyerek almanız gereken bir ürün. Yapısı hafif, kapatıcılığı orta, güzel bir aydınlık efekt veriyor ve güzel kapatıyor. Yine asla çizgilere dolma, buralarda birikme, oksitlenme vesaire sorunu yok. Her ikisi de benzer özellikle demiştim ama Maybelline'i Gratis Watsons, Rossmann, Eve her yerde bulabilirsiniz. NYX'i sadece seçili Watsons'larda bulabilirsiniz. Benim makyajımın olmazsa olmaz adımı göz altlarının sabitlenmesi kesinlikle. Bu yüzden de en sık kullandığım pudram Essence'ın transparan pudrası. Pek çok transparan pudra denedim ama gerçekten en başarılı bulduğum Essence'ın bu transparan pudrası. Fiyat performans olarak çok başarılı. Göz altlarını asla kurutmuyor ve oksitlenmesine de sebep olmuyor. Pek çok pudrada bu sorun olabiliyor. Göz altlarınızı sabitlediğinizde koyulaştırıyor mesela. Bu öyle bir şey yapmıyor ve göz altlarınızı beyaz beyaz da asla bırakmıyor. Tam bir transparan pudra. Bunu da Eve'lerde, Watsons'larda, Rossmann'larda bulabilirsiniz. Bronzer olarak da iki tane öneriyle geldim. Birisi bu L'Oreal'in Back to Bronze'u. Bu kalıcı koleksiyonda var mı, her yerde bulunuyor mu emin olamadığım için bir tane daha öneri ekledim. L'Oreal'in bu serisi gerçekten çok başarılı olmuş ama Back to Bronze'un yeri başka. İçerisinde asla sim yok, turunculuk yok. Her cilt rengi kullanabilir. Çok eğer koyu tenliyseniz belki olmayabilir. Şuraya swatchladığım rengini görebilirsiniz. İçerisinde şöyle bir aynası ve bir fırçası var. Fırçasını biraz Benefit'e benzetmeye çalışmışlar ama bana birazcık sert geliyor. Yine de kullanılabilir. Böyle gerçekten seyahat için vesaire de kullanışlı olmuş. Bahama Mama hem bronzer olarak hem de kontür ürünü olarak kullanılabilecek güzel bir bronzer. İçerisinde asla bir parlaklık, sim vesaire yok. Tamamen mat. Rengini şurada görebilirsiniz. Asla turunculuk içermiyor. Her cilt rengi kullanabilir bunu. Bununla birlikte pigmentasyonu çok yüksek olduğu için dikkatli uygulanması gerekiyor ama çok kolay bir şekilde zaten dağılıyor. Güzel bir fırçaya ihtiyacınız var ve uygulamadan önce 1-2 silkelemeye ihtiyacınız var sadece. Bu da gerçekten çok başarılı. Eğer bir tane bronzer alacaksanız bu ikisinden birine şans verin. Geldik aydınlatıcıya. Benim gibi eğer bir aydınlatıcı delisiyseniz dünya üzerindeki bütün aydınlatıcılar sizin olsun istiyor olabilirsiniz. Ama ben size bugün iki tane uygun fiyatlı aydınlatıcı önerisiyle geldim. İlk olarak pastelin Stardust aydınlatıcılardan 322 rengi. Rengini şu şekilde göstereyim. Hatta swatchlayayım. Yansımasını tam gösterebildim mi emin değilim ama gold bir yansıması var ve gerçekten çok güzel parlıyor. Bununla birlikte ciltte güzel bütünleşen, böyle kalıp gibi kalmayan, güzel dağılan, pütür pütür olmayan bir aydınlatıcı. Mutlaka indirimde şans vermeniz gereken bir aydınlatıcı bence. Diğeri ise Wet n Wild'ın Mega Glow aydınlatıcısı. Bunun bendeki rengi E321B. Bu rose gold bir renk ama farklı renkleri de var. Ben özellikle bronzlaştığım zaman çok seviyorum bunu. Bunun da yine yansıması çok çok başarılı. Şöyle gösterebilirsem. Umarım odaklıyordur. Şuradaki pastel, buradaki ise Wet n Wild. Geldik allık önerisine. Çok allık insanı değilim. O yüzden bir tane allık seçtim ve zaten sonsuza kadar tek bir allığım olsaydı muhtemelen bunu tercih ederdim. Yine L'Oreal'in Life's a Peach allığı.
Rengi görüldüğü gibi şeftali, pigmentasyonu gayet güzel, kalıcılığı gayet güzel, dağılması gayet kolay. Bütün makyajlarla bence olan bir renk. Benim çok severek kullandığım, özellikle yaza da çok yakıştırdığım mat bir allık. İçerisinde ışıltı vesaire yok. O yüzden de gözenek görüntüsünü çok ortaya çıkarmıyor. Geldik ikinci canevim olan farlara. İki tane far paleti seçtim. Yine biri NYX markasına ait. Bu yüzden seçili Watsons'larda bulabileceğiniz. Diğeri ise Gratis'lerde bulabileceğiniz Wet n Wild markasına ait. Beni uzun zamandır takip edenler bilir ki ben sıcak tonları çok severim. NYX bu paletiyle benim sevdiğim bütün tonları bir araya toplamış. En açıktan koyusuna kadar ışıltılı ve mat pek çok renk var içerisinde. Pigmentasyonu gayet güzel, kalıcılıkları gayet güzel, dağılmaları kolay. Daha ne olsun yani? Diğer bir palet ise yine benim sevdiğim tonlarda. Özellikle Anastasia Beverly Hills'ın Modern Rönesans'ına da muadil gösterilen çok güzel bir palet. Bunun da içerisinde yine benim çok sevdiğim renkler var. İçerisinde iki tane ışıltılı renk var. Gerisi tamamen mat. Özellikle şu camel rengi kolay bulunan bir renk değil. Bunun da pigmentasyonu, kalıcılığı, dağılması gayet kolay. İndirimde mutlaka ama mutlaka kaçırmayın. Maskara içinde iki tane önerim var. Birisi maalesef yüksek fiyatlı, diğeri ise oldukça uygun fiyatlı. L'Oreal'in Unlimited maskarası şöyle eğilebilen bir fırça yapısına sahip. Bu yüzden de kullanım kolaylığı sağlıyor. Plastik bir fırça yapısı var. Kirpikleri çok güzel kavruyor, kaldırıyor ve uzatıyor. Bununla birlikte dolgunluk da veriyor. Bunların hepsini bir arada yapabilen nadir maskaralardan biri ve benim kirpiklerime gerçekten çok güzel etki ediyor. Çok severek kullandım ama dediğim gibi fiyatı oldukça yükseldi bunun. Bu yüzden de diğer bir önerim Pastel'in Multidimensional Volume Curl maskarası. Bu maskaranın fırçası kıl bir yapıya sahip. Oldukça büyük de bir fırçası var. Hafif eğimli. Şu şekilde göstereyim. Maskara kirpikleri çok güzel kavruyor, kaldırıyor, uzatıyor ve asıl vade olan da çok güzel bir dolgunluk veriyor. Ben bu tarz kıl fırçalarda bu kadar iyi kaldıran, uzatan bir maskaraya denk gelmedim. Bence gerçekten çok başarılı bir maskara. Oldukça uygun fiyatlı olduğundan ve şu anda da indirimde olduğundan mutlaka şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Her iki maskaranın da kalıcılığı gerçekten güzel. Gün boyu kirpikleri yukarıda tutuyor, düşmesine izin vermiyor ve asla öyle siyah siyah da aşağıya dökülmüyor. Maskara demişken tabii ki bir tane de kaş maskarası önerim var. Aslında Maybelline'in Brow Drama'sını da Fiber Filler'ını da çok severek kullanıyorum. Ama bir tane öneride bulunmak için Maybelline'in Brow Drama'sını tercih ettim. Sanırım bunu ondan bir tık daha fazla seviyorum. Oldukça değişik bir fırça yapısı var. Alışılmışın dışında ama kaşlara gerçekten güzel tarıyor ve oraya buraya bulaşmadan güzelce uygulama yapıyor. Bunlar renkli ürünler. Bildiğim kadarıyla şeffaf olanı da var. Bendeki medium brown rengi ve kaşlarımla tam uyuyor diyebilirim. Renkli bir ürün olduğu için kaşlarınızı tararken yani sabitlerken aynı zamanda küçük çizikler attığı için doldurma işlevi de görüyor. Ama fiber filler olanın içerisinde küçük kıl taneleri olduğu için onun doldurma efekti daha fazla. Her ikisi de gayet güzel tutuyorlar kaşları. Benim severek kullandığım ve önerdiğim bir ürün. Işık epey değişti. Daha fazla uzatmadan rujlara geçiyorum ve bitireceğiz. Ruj aslında zevke göre değişen bir şey. Ben genel olarak mat rujları seviyorum. İlk olarak Maybelline Superstay mat inklerinden bu 65 numara benim gerçekten favorim. Mat dediğime bakmayın. Bu tamamen matlaşan ve öyle dudakları çok kurutan bir ruj değil. Rengini de şöyle swatchlayarak göstereceğim. İkinci olarak da yazın herkesin gloss kullanmayı çok sevdiğini bildiğimden L'Oreal'in bu 642 numarasını seçtim. Bu da gerçekten çok güzel bir ruj.
glossy bir yapısı var ama renkli. Şöyle bunu da swatchlayacağım hemen. Kalıcılık olarak tabii ki mat olan çok daha başarılı ama bu da gloss formda olduğu için daha kullanışlı diyebilirim. Eğer yazın gloss tarzı rujlar kullanmayı seviyorsanız buna da bir şans verebilirsiniz. Ve benim indirim için önerilerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Eğer aralarında aldığınız ürün olursa benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.